6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 katlı bir binada yakalanıp eşini ve sağ bacağını kaybeden 60 yaşındaki Ayşe Fatma Topaloğlu protez bacağına Gaziantep'te kavuştu. Ne kadar olursa olsun biraz zor. Yani kendi ayağın gibi olmuyor. Kesinlikle. Şimdi buyurun. Evet. Buyurun. Harika. Şimdi dönelim. Nasıl dönüyordu? Adım adım. Deprem anında yatıyorduk zaten. Beyim kaldırdı, kalk deprem oluyor dedi. Sıçramamızla bir odadan kapıya kavuştuk. Oğlum geldi. Oğlum öbür odada çocuk odasına yatıyordu. Zaten kendimiz kapının önünde başka bir yere gidemedik. Olduğu gibi ev çöktü. Oğlumu kucağıma aldım, çekyatın önüne atıldım. Çekyatın önüne atılırken kolonlar ayağımızın üstüne düştü. Beyim de öbür tarafta kolon üstüne düşmüş. Başka da bir şey hatırlamıyorum zaten. Beyimi kaybettim, evimi kaybettim, iş yerimi kaybettim, arabamı kaybettim, bir de bacağımı kaybettim. Yani bir şeyim kalmadı. Çocuklarım çok şükür, elhamdülillah 100 bin kere şükürler olsun. Onların şeyi bana yetiyor, onlar sağlar. İkinci günü çıktı. Biz birinci günü çıktık, eşim ikinci günü çıktı. Ya o an bilincin yerinde değildi zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Donuk bir hayat yaşıyorsunuz o zaman. Donuk bir hayat yaşadığınız için de neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bana yok arasısınız o an. Yapanların, emeği geçenlerin hepsine Allah razı olsun. Hiç yoktan ayağa kalkabiliyoruz. İyi kötü 2-3 adım atabiliyoruz. Hani kendi işimizi kendimiz görebiliriz inşallah. Fatma Hanım bile geldiğinde maalesef daha önce bir protez yapılmış. Yalı protezini kullanamadığını kendisi bile beyan etti. Dolayısıyla biz buna sadece soket değişimi yapmak yerine burada protezini sıfırdan yapıp gerekli rehabilitasyonu verip kendisini taburcu ettik. Şu an gördüğümüz kadarıyla gayet keyfi yerinde. Hani umarım eski sosyal hayatına tekrardan kavuşur. Şu an temennimiz o yönde.